Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eka Hoca'nız. Laptı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 80 günde devri geometri kampımızın geldik 27. günde. Ve bugün üçgenlerin ilk testlerinin ikinci videosunu yapacağız. Ve bu da üçgenlerimizin son videosu olmuş olacak arkadaşlar. Toplamda 25 adet sınav ayarında tamamı yeni nesil diyeceğimiz soru tarzı olacaktır bu videomuzda. Bugünün PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur diyelim. Arkadaşlar umarım hoşunuza gidiyordur diyelim ve bundan sonra direkt dörtgenler çokgenler konusuna başlayacağız. Ve 25. soru bize diyor ki köşeleri ABC olarak adlandırılan havuzun B ve C köşelerinden doğrusal olarak yüzen iki yüzücüden yani B ve C köşelerinden doğrusal olarak yüzen iki yüzücüden biri AB'nin diğeri AC'nin orta noktasına kadar yüzüyor. Yani burası AB'nin tam ortasına diğer tarafta AC'nin tam ortasına geliyor. Tamam. BC 36 olduğuna göre yüzücülerin vardıkları noktalar arasındaki uzaklık kaçtır diyor. Aslında benden çok kalın oldu inceltelim. Aslında benden şu aradaki mesafeyi istiyor. E bu ikisi de tam olarak orta noktaya geliyorsa şöyle bu iki çizgi, iki çizgi, tek çizgi tek çizgi. E otomatikman benim bu doğrumla aşağıdaki doğrum paralel oluyor. Ve paralel olduğu için benzerlik yapabiliyorum. Bakın birin 2'ye oranı. Aynı şekilde bu uzunluk x'in 36'ya oranı. E 1'e 2 oranından burası 18 bulunur diyelim. Ve 25. sorumuzun cevabı x sorumuzu Ceyhan olarak bulalım. 26. soruma bir terzi şekil birde verilen üçgen biçimdeki kumaşı kesikli çizgiler boyunca çekerek kesik kesikli çizgiler boyunca keserek keserek çekerek değil keserek iki parçaya ayırıyor. Bu iki parçanın çevre uzunlukları farkı 26'dır. Buna göre buna göre terzinin yaptığı kesimin uzunluğu kaçtır diyor. Bizden şu kesimin uzunluğunu soruyor. Şimdi bilmediğimiz ifadeleri dolduralım. Mesela burası A ise burası A. Çünkü tam orta nokta. B ise B. E C ise 1'e 2 oran var. Burası 2C'dir. O zaman hocam şekildeki bu dörtgenin çevresi 2C burada, A burada, B burada, C burada. Yani benim çevrem 3C artı A artı B artı C. C zaten topluduk oraya. Eksi parantez. Buradaki üçgenin çevresi C burada, A burada, B burada. Yani ben A artı B artı C'yi çıkaracağım. Ve benim farkım 26 olacak. Çıkaralım. A, B, A, B'yi götürdü. 3 C'den C çıkarttığımızda 2 C 26. C dediğim uzunluk 13. Yani bu kesim yaptığım uzunluk 13 diyorum. 26. sorumuzu da bu şekilde edin olarak buluyorum. 27. soru. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimdeki kağıt D doğrusu boyunca. Bakın bu doğru boyunca. Ok yönünde katlandığında A noktası ile ifade edilen köşe. Bu A köşesi B noktası ile çakışınca. Yani buradaki şöyle diyeyim. Bakın şekli tekrar oluşturayım. Daha net anlayın. Şekli ben B'yi yukarı götürdüm tekrardan. Şeklimiz bu şekilde geri oluşuyor. Yani bu A noktası buradan kalkıyor. Buraya kadar geliyor. Güzel hocam. A noktası ile ifade edilen köşe B noktası ile çakışınca şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. BC'miz 12. EC'miz 10 olduğuna göre AD uzunluğu şu uzunluk kaçtır diyor. E hocam bu A B'ye katlandığında demek ki buradaki AD ile bu uzunlukla benim DB uzunluğum ne eşit olması gerekiyor. Sonra katlama yaptığımızda A'e ya buraya EB olarak geliyor. EB e, olarak geliyor. Bu da güzel. E burayı bana 10 olarak vermiş. Bu da harika. Ben bir de şunu biliyorum. Hocam bunlara çorta olmak zorunda ve bu da otomatikman 90 derece olmak zorunda. E ne oldu? Benim bu uzunluğumla bu uzunluğu paralel oldu. 1'e 2'lik bir oranımız var. 12 ise burası 6'dır. Yani şu uzunluğu 6'dır. Bizden ne istiyordu? AD. Peki. Başka ne yapabiliriz? AD. Buradan dikme insan o işime yarar mı? Yaramaz. 6'ya 12, 1'e 2. E 10 ise benim diğer tarafımda 10 olmak zorunda. Çünkü bunlar paralel olacak bakın. Yani bu uzunluk bu uzunluğu eşittir. Yani 10 ise burası da 10'dur. Sonra Burası 3'ün 4 katı. Bura 5'in 4 katı. Benim tamamı 4'ün 4 katı. Yani 16'dır. Çünkü 12, 16, 20 üçgeni var burada. 16 ise 8, 8 diye iki parça ayırmıştık burayı. AD uzunluğum otomatikman 8 olur. Ve sorumuzun cevabı, 27. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır. 28. sorumuzda bir kaynakçı şekil 1'de verilen bazı uzunlukları verilen iki demiri A ile D. A noktası ile D noktasını B ile E ve C ile F noktaları çakışacak biçimde birleştiriyor. Bu işlem sonucu şekil 2'deki ABC üçgeni elde ediliyor. AB'miz 12. Tamam. DG, EG, GF 10 olduğuna göre AC uzunluğu kaçtır diyor. E kolay soru. Çünkü bu 10'muş, bu 10'muş, bu 10'muş. Muhteşem 3'te 4 materyal vardı. 1 diklik, 2 tane 3. İkincisi de üç kenarın eşit olması. 3 kenar eşitse demek ki benim tepe noktam otomatikman dik olmak zorunda. Bu bir. Peki A, B'miz 12. E bir de pisagor yaparım. 12, 16, 20 üçgeni var. A, C soruyor. A, C uzunluğu 12 oluyor. 28. sorumuzda Bursa olarak bulunuyor. 29. sorumuzda şekil 1'deki A, B, C'de dikdörtgeni biçimdeki bölmeli tahta parçasında A, C, D alttaki şu üçgenden bahsediyor. Kaydırılınca, bakın kaydırmış şekil 2'deki görüntümü oluşturuyor. Güzel. A, C, 6. CD 8 ve ED'miz 6. Bu aralıkta 6. Olduğuna göre AD üssü. A ile D üstü arasındaki uzaklığı istiyorum bizden. Peki şu üçgenimizi tamamlayalım. Gerek var mı? AD üssü gerek yok. Şöyle ki 6, 8 demek ki hocam benim AD uzunluğum komple 10 olacak. AD uzunluğum buradan buraya kadar komple 10'sa. Burası 6 ise A'ya geriye 4 kaldı. Bu bir. E aynı şekilde çünkü bu üçgen komple aşağıya kayıyor. Demek ki ED üstü uzunluğum da 10 olacak. 6 ise buraya 4 kalıyor. Benden bu tamamının toplamını istiyor. 4, 6, 10. 4 daha 14 yapar. 29. sorumuz da bu şekilde Ceyhan olarak bulunur. 30. sorumda yukarıdaki kare biçimdeki fayanslardan her birinin bir kenar uzunluğu 1 metredir. Buna göre şekildeki kırmızı noktalardan ikisi arasındaki uzaklık metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi Olamaz diyor. Hangi ikisi? Hepsini deneyeceğiz. Mesela bu ikisi arasındaki uzaklığı bulmak isteseydim ben. 1, 2, 3 birim burası. 1 birim burası. E, 1'in karesi artı 3'ün karesi 9'un. Kök içinde kök 10. Demek ki bu olabiliyor. Gitti. Sonra başka iki uzunluk seçiyorum. İki kırmızı. Bu iki kırmızı noktayı seçtim. 1, 1, 1, 1. Yani 1, 1, 2. 2 de burası. E, demek ki böyle 90 derece. 2, 2 ise bunun karşısı. 2 kök 2. E, Bursa şıkkını denedim. Sonra başka iki nokta seçiyorum. Bu iki noktayı seçersem ve Pisagor yaparsam 2 birim burası, 3 birim burası. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Kök içinde aldığımızda kök 13. Demek ki bu arkadaşımız da gitti. Sonra bu iki noktayı seçiyorum. 1 bir birim burası. 1 2 3 4 birim burası. Yine Pisagor yapıyorum. 1'in karesi artı 4'ün karesi 16'dan kök 17 demek ki Ceyhan'da gitti ama kök 19'u elde edemiyorum. 30. sorumuzda bu şekilde Edirne olarak bulunmuş oluyor diyelim ve gayet güzel bir sayfa 31. sorumuzda şekil 1'de boyutları verilen dikdörtgen biçimdeki kağıt köşegeni boyunca kesilerek bakın köşegen boyunca kesilerek iki parça elde ediliyor. Bu parçalar kısa kenarları çakışacak biçimde. Bakın nedir bu kısa kenarlar? E, bu dikdörtgen soracağım. 5, 12, 13 üçgeni var burada. E, kısa kenarlar 5 ise demek ki benim bu kenarlarım 5'tir. E, dik kenarın diğeri 12 idi. O zaman burası 12, burası 12. Hatta ve hatta bu da 13'e 13 oldu. Tek bir üçgen oluştu. Şekil 2'deki üçgen oluşturuluyor. Buna göre şekil 2'deki üçgenin çevresi kaçtır diyor. E, soru bitti. 13, 23, 25. 25 de burada var. 50 yaptı. Bu da 31. sorumuzu bize adan olarak buldurdu. 32. sorumuzda şekil 1'deki yapışık üçgen legolar ortak kenarlarından, bakın yapışık üçgen legolar ortak kenarlarından ayrılarak şekil 2'deki iki, şekil duruma getiriliyor. Bu bir. BA diktir AD'ye, AC diktir BD'ye, BC'miz 16, CD'miz 9 olduğuna göre ABC legosunun çevresi, bakın tamamı ABC legosunun çevresi burası, ACD legosunun çevresinden, kaç fazladır diyor. E hocam burada dikten dikinmişim ben. Yani öklit var burada. X dersem x kare eşittir 16 çarpı 9. Her iki tarafın kare aldım. X eşittir 4 çarpı 3'ten ne oldu? 12 oldu. Yani benim bu yüksekliğim 12 birim. E hocam 16 burası 9 burası. Sonra pisagor yapıyorum. Burada 9, 12, 15 üçgeni var. Burada 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı 20. 12, 16, 20 üçgeni var. ABC Legosunun çevresi 20, 36 artı 12. Toplamıyorum çünkü çıkaracağım zaten. Eksi ACD Legosunun çevresi. Burası 9, 12, 15, 15, 9, 24. Eksi 12. 24 artı 12 çıkarttığımızda 12'ler gitti. 36'dan 24 çıkarttım. 12 bulurum hocam. 32. sorumuzda bu şekilde Diyarbakır olarak bulunur. 33. sorumuzda ABC ikizkenar üçgeninde bakın ABC ikizkenar üçgense eğer bu açı 50 ise otomatikman bu açı 50'dir. Bunu bir yerleştirelim. Tamam. EAC üçgeni EAC EAC AE doğrusu boyunca Burada Bir hata yapmışız bakarız. Katlandığında. Yok tamam. EAC bu üçgen AE doğrusu boyunca katlandığında EAC üçgeni elde ediliyor. Yukarıdaki şekilde DB uzunluğum 8. EAC üssü 15 ve ABC 50 olmak üzere AD yani A uzunluğu kaçtır? E bulalım. Bu açı 50, bu açı 50. Katlama yaptığım için bakın buradaki 15 derece buradaki 15 derecenin aynı olması gerekiyor. Bu bir. 50, 50 daha 100. Geriye kaldı 80. 15, 15, 30. Geriye kaldı 50. E anladığınız üzere burası ikizkenar üçgen oldu. 8 ise A uzunluğu 8 olmuş oldu. 33. sorumuzun cevabı bu şekilde Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. 34. sorumuz şekil 1'de ABC'de dikdörtgeni biçimdeki bir kağıt. AD ve BC kenarları çakışacak. Çakışacak. AB, AB ve AD üzülüyorum. AD ve BC kenarları çakışacak şekilde katlandığında yani A, B, A, D ve B, C çakışacak şekilde katlanıyor. E bunun çakışacak şekilde katlanması için tam ortadan şu şekilde katlanması gerekiyor. E tam ortaya bana burada vermiş E, F. Onu yerleştireyim. Burası E. Hocam burası F. Tam katladım. F kat izi oluştu. Ve bu kağıt şekil 2'deki gibi masanın yüzeyine B üstü ve A üstü noktaları arasındaki uzaklık 36 olacak bir şekilde konuluyor. Bakın söylediği şey şu. Elimizde bir kağıt var. Katladım. Geri açtım şu şekilde. Yani bu çadır oluşturacak şekilde masanın üstüne koydum. Ve B üssü ve A üssü aralığı 36 olarak verilmiş. A, B'miz 60. E o zaman burası iki eşit parça bölündü. 30, 30. A üssü, B üssü 36 olduğuna göre F noktasının masa yüzeyine en yakın uzaklığı F'nin masa yüzeyine en yakın uzaklığını istiyorsa burası otomatikman 90 derece olmak zorunda kalıyor. E eşitti. Yani AF veya buradaki FA öysü. FB öysü hocam bunlar eşit hatta bunlar nedir? Şuradaki yatay uzunluklar. Zaten benden bunu istemiyormuş. Ne oldu buralar? 18'e 18 olarak bölüştüm. İki eş parçaya böldüm. Bu bir. Peki şu 30 olan kısım buraya geldi. A üssü F. Bakın. Veya DF fark etmez. Yani benim şu 30'larım şurada olmuş oldu. Açtığımızda 60 olacak yine. Burada özel üçgen var. 5'in 6 katı 3'ün 6 katı 4'ün 6 katından burası da 24'tür. Yani benim FH uzunluğum 24'tür. Yeri 24'tür. 34. sorumuz bu şekilde burs olarak bulunur. 35. sorumuzda bir terzi yapacağı cep için yukarıda uzunlukları verilen dikdörtgen ve üçgen biçimindeki bakın iki şeklimiz verilmiş. kumaşlar aşağıdaki gibi dikiliyor. Yukarıdaki gibi dikiliyor. Burasını düzeltiriz. Yukarıdaki şekilde GH diktir DC'ye bu dikliğimi vermiş. Bu bir. AB'miz 32. AB'miz 32. Harika. Dikdörtgenin bir kenarı 32. AD'miz 40. Uzun kenarımız 40. EF'miz 32. G'miz 34. E, FG'miz de 34. Oluna göre GH A kısmı nedir diyor. Şimdi ben bu GH'ı uzatsam komple dikdörtgenin diğer tarafına delirsem, bu çizdiğim mavi buradaki maviye eşit olmak zorundadır. Yani burası dik ise eğer Bakın 34 burası. 32'nin yarısı, yarısı, ne oldu? 16, 16 bölü çünkü iki senardan ben dikindim. E 8, 15, 17'nin iki katı var burada. Yani bu indiğim yükseklik toplam 30'dur. E mavi kısım 30'sa tamamı 40'sa 40 eksi 30'dan buraya 10 kalır benden bunu istiyordu. 35. sorumuzda bu şekilde burs olarak bulunmuş olur. 36. sorumuzda şekil 1 ve şekil 2'de verilen dikdörtgen şeklindeki zarfları ait uzunluklar verilmiştir. Güzel. Bakın buradaki 13, 18 ve 15 uzunlukları verilmiş. Tamam. Zarfların açık şeklindeki A üst noktasının zarfın alt kenarı uzaklığı X. A üstünün zarfın alt kısmına uzaklığına X demiş. Ve aynı şekilde de B üstünün zarfın alt kısmına uzaklığına Y demiş. Ve benden X y farkını istiyor. Şimdi hocam. Dikdörtgen şeklinde olduğu için bunlar. Ben buradan dikmeye indiğimde. Bakın. 18'i e iki parçaya böldüm. 9. Benim bu kısmım 12 olmayan evet. 9, 12, 15. E bu 12 dediğim kısım burada buraya denk geliyor. Bu 1. E bütün uzunluk 13'tü. Demek ki alt kısım 13'tür. Tamamı 25. Yani x dediğim uzunluk 25'tir. Bu 1. Aynı şekilde ben bu b'den dikmeyi insem. 48'i iki parça böldüm 24. E bu 7, 24, 25 üçgeni. Demek ki benim bu uzunluğum 7. E tamamı da 14'tü. Burası da 14'tür. 14 yeri daha 21 yapar. Y uzunluğu da 21'dir. Benden x eksi y istiyor. 25 eksi 21'den cevabım 4 bulunuyor. 36. sorumuzu da biz bu şekilde adan olarak bulmuş oluyoruz. Diyelim ve bu sayfamızı da bu şekilde geçelim. 37. sorumuzda şekil 1'de çevresi 24. Bakın çevresi 24 olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt parçası orta noktaları boyunca kesiliyor. Elde edilen üçgenler tabanları doğrusal olacak biçimde şekil 2'deki gibi yan yana diziliyor. Buna göre şekil 2'deki düzlemsel görüntünün çevresi kaçtır diyor. Bunun kenarı 24 ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki bunun her bir uzunluğu 4 olmuş. ...oluyor. Hocam bu eşkenar üçkendi... ...yani 60 derece. E, i̇kiz kenarlık var burada... ...otomatikman diğer kenar ve açılar da ...60 ve 4 olmuş ve bu... ...hepsi için geçerli. Yani bu kısaca arkadaşlar. 4, 4, 4, 4... ...4, 4, 4, 4... ...4, 4, 4 ve... ...4 oluyor. Şeklin çevresini istiyor... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada var. 9, 10, 11, 12 tane oldu. 12 tane 4 demek de 12 çarpı 4'ten 48 demek çevresi. 37. sorumuzun cevabı bu şekilde. 48 yani burs olarak bulundu. 38. sorumuz DEB üçgeni DEB üçgeni D doğrusu boyunca katlandığında DEB üssü mavi şekil üçgeni elde ediliyor. ABC eşkenar üçgen D diktir CB'ye. AC'miz 18. CB üssü. Bakın bu kenarımız 10 olduğuna göre. AD kaçtır diyor. Bizden bu kısım istiyor. Gayet basit bir soru. Çünkü eşkenarsa tüm kenarlar 18 olacak. E hocam burası 10'sa bu ikisi eşit olmak zorunda katlamadan dolayı. Geriye kaldı 8. O da 4. 4 diye bölündü. Bu birinci kısım. Sonra sonra şu yüksekliği benzerlikten veya nereden bulayım? Açıdan bulayım. Hocam burası 60 derece. Demek ki buraya 30 kaldı. 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı 8 olur. DB uzunluğum 8. Tamamı 18'di. Burada geriye kaldı. 10 yine aynı şekilde. Ya da AD'miz 10'dur. 38. sorumuz da bu şekilde burs olarak bulunur. 39. sorumuz. Şekilde verilen şablon cetvelindeki üçgenler eşkenar üçgendir. Soldan sağa doğru her üçgenin bir kenar uzunluğu kendinden önce gelen üçgenin bir kenar uzunluğunun kök 2 katıdır. Ortadaki üçgenin çevresi 6 altı 6'dır buna göre. En büyük üçgenin çevresi en küçük üçgenin çevresinden kaç fazladır? Bunun çevresi bunun çevresinden kaç fazla? Şimdi ortadaki üçgenin çevresi 6 ise 2, 4, 6 olacak. Ve her biri diğerinin kök, kök 2 katı kenarlar. 2 ise burası kök 2 katı. 2 kök 2. E bu da 2 iki kök 2'nin kök 2 katı. 2 kök 2 çarpı kök 2'den ne oldu? 4 oldu. E diğer tarafa doğru da kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 2'nin burası kök 2'ye bölünmüş hali. Bir solundaki de 2'nin 2 bölü kök 2'nin yine kök 2'ye bölünmüş hali. E buradan 2 bölü 2'den de her bir kenarımız 1 geldi. Yani en küçük üçgenimin çevresi 3. En büyük üçgen 4 8'den 12. Benden bunların farkını istiyordu. 12 3'ten 3'den 11 cevabını buldum. Ve 39. sorumuz adan olarak bulunmuş oldu en küçük üçgenin içerisinden kaç fazladır? 12 eksi 3'ten 9. 12 eksi 3'ten 9 yani Ceyhan cevabını bulmuş olduk 39. sorumuzda. 40. sorumuzda şekil 1'de verilen ABC eşkenar üçgenin biçimdeki karton. iki eş parçaya ayrılıyor. Güzel. 2, 2, 4 ise bir kenarımız. Demek ki benim bu kenarımda 4. Bu kenarımda 4. Ve 2 eş parçaya ayrılsam ben buradan bir dik, üç, dik üçgen inmişim. Yakiden dolayı. Bu bir. Bu parçalardan biri olan ACD soldaki üçgenin şeklindeki kısım A noktası etrafında bakın ok yönünde 30 derece döndürüyor. Oku göstermemişim ama 30 derece döndürdüğüme göre sola döndürmüşüm ben bunu. Yani benim bu aradaki açım 30 derece. Döndürülünce şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. CD eşittir DB eşittir 2 olduğuna göre B ve C üssü bakın B ve C üssü arasındaki bu uzaklık kaçtır diyor. Hocam İki eş parçaya böldüysem ben tamam 60 olacaktı. Demek ki 30 derece 30 derece diye bölüştürdüm. Yani bu açımda 30'dur. Bu açımda 30'dur. Demek ki bunun tamamı 90 derece. E benim bu kenarım 4 bu kenarım 4 ise ikiz kenar var burada. 4 4 4 kök 2 elde ederim. C üstü B uzunluğum 4 kök 2'dir diyorum. Ve sorumuzun cevabı 40. sorumuzun cevabı bu şekilde Diyarbakır olarak bulunuyor. 41. sorumuzda şekil 1'deki AED eşkenar üçgeni şeklindeki kağıttan güzel ABC üçgeni şeklindeki kısım çıkarılıyor. Bakın bu kısım çıkarılıyor. Çıkarılan bu parça AC kenarı ile ED kenarı çakışacak biçimde AC ile ED buraya taşınıyor. Yani bu kenarın AC'si ED ile çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Yukarıdaki şekilde ya diktir, AE diktir BC'ye. AE diktir BC'ye. Diktiğimiz verilmiş. B'miz 6. Güzel. AB'miz 2. Ve bu AB taşında A üssü B üssü olacak. O da 2 olduğuna göre BB üssü kaçtır diyor. Şimdi benim bu açım 60 derece. 90 60 Hocam bu açı 30 derece. Ve 90'ın karşısı 2 katı olan 4'tür. 90'ın karşısı 4'tür. Bakın 30'un karşısı 2'dir. Buradaki 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Bu 1. Sonra ben B ile B üssünü birleştirdiğimde. Hocam buradaki şu açı bu taban açısına yani 60 derece eşittir. E bu açı 60 derece ise bakın burada 90 derece oluştu. 6 2 kök 3 B B üstüne ben x dersem. 6'nın karesi 36 artı 2 üçün karesi 4 çarpı 3'ten 12 eşittir x kare. x kare 48 ise her iki tarafın kare aldığımızda x eşittir. Kök 16 çarpı 3 o da 4 kök 3 olarak bulunur ve 41. sorumuzun cevabı bu şekilde C'handır diyoruz. 42. sorumuzda şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimdeki kağıt. Bu eşkenar üçgen AD doğrusu boyunca kesiliyor elde edilen parçalardan ADC üçgeni şeklindeki şekil iki de verilmiştir. Buna göre A, B ve C uzunlukları arasındaki sıralama aşağıdaki nereden hangisidir? Açıları yerleştirelim. 60 derece, 60 derece ve ben buradaki açıya x dersem. E geriye buraya ne kaldı? Yani buraya 60 eksi x kaldı. E hocam bu açı 60'tı. E 60 artı x'in toplam buraya verecek. Demek ki bu açıda 60 artı x'tir. Yani buradaki en büyük açı 60 artı x'tir. O zaman b kenarım en büyüktür. 60 artı x'ten sonraki en büyük açı 60'tır. Yani karşısında c kenarı var büyüktür. En küçük 60 eksi x'tir. Karşısında a var. b büyük, c büyük. a'dan da 42. sorumuz bu şekilde. c han olarak bulunmuş oluyor. Yine gayet güzel soruların olduğu bir sayfa. 43. sorumuzda yukarıda, yukarıda bir AVM binasının yapımı için ayrılan arsaya ait bazı ölçümler verilmiştir. 8, 9, 12 ve 17. Arazinin 1 bölü 3'ü otopark, 1 bölü 2'si mağazalar ve geriye kalanı da açık alan olarak ayrılmıştır. Yukarıdaki şekilde AB diktir BC'ye. Bu bir. AB 9, AD 8, BC 12 ve DC 17 olduğuna göre açık alan olarak ayrılan bölgenin alanı kaç tane? Yani geriye kalan kısım açık alanda. Şimdi 1 bölü 3'ü otopark artı 1 bölü 2'si mağazalarsa 2 ile genişlettim 3 ile genişlettim. 2 1 3 1 toplam 5 bölü 6'sı bu kısımdan ayrılmış. E tamamı 1'di. Demek ki bu 1'den de 5 bölü 6'yı çıkarttığımızda geriye 1 bölü 6'sı açık alan olarak ayrılıyor. Ben 1 bölü 6'sını bulacağım. Bütün alanı bulalım. A'dan C'ye birleştirdiğimde görüyorum ki 9, 12, 15 var burada. 8, 15, 17 tanıdık üçgenler bunlar. Demek ki burası da diktir. Yani benim bu üçgenimin alanı 9 çarpı 12 bölü 2 artı bu üçgenimin alanı 8 çarpı 15 bölü 2. 12 2'ye böldüm 6. 9 kere 6'dan 54 artı. 8 2'ye böldüm 4. 4 çarpı 15'ten de 60. Ve toplamda 110 4 yaptı. Bu 114'ün 1 bölü 6'sı açık alan. 114'ü amele bölmesi 6'ya biliyorum. 1, 6, 6. 5, 4'ten 9 kere 6, 54'ten 19 geldi. Bu da 43. sorumuzu bizlere Edirne olarak buldurdu. Şıkları gördünüz. 44. sorumuzda ABC üçgeninde bakın üçgeninde ADE üçgeni yukarı üçgen D doğrusu boyunca katlandığında DF üçgeni elde ediliyor. Harika. Yukarıdaki şekilde ABC açısı 60 derece. ABC bu açı 60. Bu açı 50, 110. Demek ki benim tepedeki açım 70. Ve bu tepedeki 70 derece buraya kadar iner. Bu bir. Sonra diğer açıları bulayım. DB, eşit. Bu iki kenar. EM, MC, EM, EM, EC eşit. Bu da ikizkenar. kenar. O zaman hocam 60 ise otomatikman ikiz kenardan dolayı bu da 60, bu da 60'tır. İç tersten de burası 60'tır. 50 ise bu açımız 50'dir. Demek ki buraya 50 derece gelir. 60 50 110 180 oldu. Ve benden FKL F KL değil. FML. Çok özür diliyorum. FML. Şıkları ona göre Evet. FML üçgeninin kenar uzunluklarını istemiş bizden. E 70'in gördüğü LM en büyüktür. 60'ın gördüğü FM e o da büyüktür. 50'nin gördüğü LF LM FM, LF, LM, FM, LF. Bu da 44. sorumuzu bizlere burs olarak buldurmuş oluyor. Şöyle işaretleyelim. 45. sorumuzda Tuba dikdörtgen biçimindeki bir kağıdı duvara yapıştırmak amacıyla ABDE ABDE Dikdörtgenin biçimindeki bir bant kullanmıştır. Yani bir dikdörtgeni yapıştırmak için bir dikdörtgeni bant sarı bandı kullanmış. BCD doğrusal. FAC doğrusal. CEK doğrusal. AB'miz 8. BC 16 olduğuna göre tuban kağıt üzerinde bantladığı bölgenin alanı. Yani benden artık bir renk yapalım. Şu bölgenin alanı istiyor. Bulalım. Peki nasıl bulacağım? Kenarlar lazım bana. Bakın. 90 derece. Ben buraya nokta. Buraya çizgi dersem. E, 90 olduğu için bu açımız nokta. Bu açımız çizgidir. O zaman hocam çizginin karşısı 8 veya şöyle diyelim. D kenarım 8. Çünkü bu bir dikdörtgen. Noktanın karşısı burada 16 bölü. Noktanın karşısı burada 8. 1'e 2'lik oran var. Çizginin karşısı burada 8. Çizginin karşısı burada CD. X diyorum. E, yarı olacağı için CD uzunluğum 4'tür. Sonra. Ben dik üçgende ne biliyorum? Bakın. A. 2A. A'nın karesi A kare artı. 2'nin karesi 4 A karenin kare kökü. Bu bana şunu veriyor. A kök 5 katı. E, 8-16 ise benim AC kenarım 8 kök 5. E 4 8 ise benim CE kenarım 4 kök 5. Demek ki benim buradaki üçgenimin alanı 8 kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2 yapar. 4'ü 2'ye böldüm 2. Kök 5 çarpı kök 5. 5. 5 kere 2 10. 10 çarpı 8'den de 80 bulunur ve 45. sorumuz bu şekilde Diyarbakır olarak bulunur. 46. sorumda BA diktir AC olacak biçimde ABC üçgeni çiziliyor. Çizelim bakın BA diktir AC bir ABC üçgenimiz var. BA diktir AC ise benim dikliğim burada. Bu bir AC ve BC AC ve BC kenarları üzerinde D diktir BC olacakmış. Şimdi sırasıyla bakın D diktir BC olacak şey. BC olacak şey. Sırasıyla sırasıyla B olacak şey. Sırasıyla DB noktaları seçiliyor. Yani diyor ki buradan şöyle bir dikme inmişim. D burada E burada olmak zorunda. Çünkü D diktir BC olacak. Bu da tamam. D uzunluğunu 3 vermiş. AB uzunluğunu 4 vermiş. Alan DC bölü alan ABC. Güzel soru. Bakın 90 nokta çizgi. E 90 nokta çizgi. Noktanın karşısı küçük üçgende 3 bölü. Noktanın karşısı büyük üçgende 4. Benim benzerlik oranım 3 bölü 4 ise benzerlik oranının karesi yani kısaca 3'ün karesi 9 bölü 4'ün karesi 16. Bu da alanların benzerlik oranıdır. Yani küçük DC üçgenin alanı eğer 9 eş ise tamamı 16 S'tir. 9'a geriye buraya 7 S kaldı. Bakın. 9 bölü 16 oran var. 9 S'e tamamı 16 S'tir. Alan DC. 9 S bölü alan ABC tamamı 16 S. Buradan da 9 bölü 16 yani 46. sorumuzda alan olarak bulunur. 47. soru. AB eşittir AC eşittir 10 olacak bir süre. bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen çiziyorum. Bir ABC üçgeni çizdim. A, B, C. AB ve AC kenarları mı? Bon. Yani burada bir ikiz kenar var. Sonra AH diktir BC'ye. BC'ye bir AH dikmesiymişim gördüğünüz gibi. Ve bu dikmenin uzunluğunu bana vermiş. Buraya H dersem AH diktir BC'ye ve AH 6. BC kenarını bir H noktası seçiniz. Noktası seçiniz. Güzel. Buna göre alan ABC kaçtır? Diyor. Hocam burada 6, 8, 10 var. Yine 6, 8, 10 var burada. E benim alanım 8 artı 8 16 çarpı yüksekliğim 6 bölü 2'dir. 6 2'ye böldüm 3. 16 çarpı 3 tane 48 cevabını bulurum. 47. sorumda bu şekilde diğer olarak bulunur. Geldi 48. sorumuza. Şekil 1'de şekil 1'de ortak kenarlarından ayrılan iki şeffaf dik üçgen dik üçgen. İki şeffaf dik üçgen. Şekil 2'de birer kenarları D D üssü doğrusu ile çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Güzel. BA diktir AC'ye. AD diktir BC'ye. BD 16. DC 9 olduğuna göre BKC X kaçtır diyor. Biz de bunun derecesini sormuş. Gelin bunun derecesini bulalım. Şöyle ki hocam burada ben bu uzunluğu X dersem eğer Öklit'ten ben bu uzunluğu bulabiliyor muyum? Evet. Peki gerek var mı? Bakalım. 90 ben bu açıya nokta. 90 nokta bu açı çizgi. E bu noktaysa demek ki bu açı çizgi. E bu çizgi ise demek ki bu açı nokta. Şimdi açıları taşıyacağım. Dikkat. Dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın. 16 kenar burası 16. O zaman benim AD kenarım buraya denk gelmiş. O zaman hocam 90 ise 16 ise bakın açıyı taşıyacağım şimdi. Dikkatli bir şekilde izleyin. Buradan ne yapmışım ben? Bu AD'yi ters çevirip yan yatırmışım değil mi? 90 benim 16'nın karşısında çizgi var. Demek ki bu açı çizgi oldu. O zaman hocam bu açı noktadır. Bu bir. Sonra diğer üçgene geldim. Noktanın karşısı 9'du. Demek ki buradaki açımız nokta olmuş oldu. E nokta çizgi. Bu ikisinin toplamı 90'dı. Demek ki bu tepe açımız 90 oldu. Otomatikman iç tersten dışarısı 90 oldu. Demek ki x dediğim açı 90 derece olarak bulundu. Var mı sorun diye bakıyorum. Yok. Güzel. 48. sorumuzda bu şekilde Edirne olarak buluyoruz ve bugünümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. 27. gün elit testler ikinci videomuzda bu şekilde noktalamış olduk arkadaşlar ve yarına itibaren dörtgenler 6 gün konu anlatımı kaya soru kaya soru kaya test kaya test elit soru elit soru elit test elit test şeklinde bu şekilde de dörtgenleri bitirmiş olacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi abone olmayı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.